Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar artık koyunları devamlı dağa çıkarıyoruz. Ya pek bir şey yok dağda ama bunu söyleyin. Bulduğu otu kurudur, yeşildir. İşte karın kalktığı yerlerden yani çok olmasa da az bir şeyle buluyor. Bunun yanı sıra bir de üstelik hani ahırda durduğu zaman stres yapıyor, sıkıntı yapıyor koyunlar. Ama dağa gittiği zaman hem sırt havalanıyor, hem ayak açılıyor, hem biraz bir şey buluyor. Yani dağda ne yaşıyorsam, evde ne yaşıyorsak ailecek, bunları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Brr, brr, brr. Nereye gidiyor? Gel, gel. Gel. Gel kızım, gel. Çolak. Çolak. Gel. Çolak, gel. Yol kenarlarında güzel ot var. Kış aylarında olduğumuz için yollar da sakin. Koyunun karnı doydu, yatmaya başladılar. Özellikle çepişler daha iyi doyuyor. Onlar çalı çırpı ne bulursa yiyor. Çıt çıt çıt. Nereye gidelim şuna?
Vay yavrular vay. Serilmiş yatıyorlar güneşte. Sanki deniz kenarında plajda yatıyorlar. Ama güneş çok güzel. Arkadaşlar yerler artık kurudu. Rahatça oturabiliyorum. Oyun yatıyor. Ben de şimdi ekmeğimi yiyeceğim, çayımı içeceğim. Ondan sonra aşağılara gideceğiz. Yol kenarlarına. Çünkü yol kenarlarında güzel otlar. Oyun yeşilliğini buluyor. Zaten bu sene 15 gün ancak kapandık oyun işte. Toplam bugüne kadar şu anda 15 5 de öyle 20 gün oyunu hara kapandı arkadaşlar. Bakalım. Bundan sonra hava yağmadı sürece devamı dağdayız. Haydi bana afiyet olsun. Gerçekten havalar iyice ısınmaya başladı. Bugün gece falan hiç soğuk oldu. Sabaha kadar çatılardaki karlar eridi. Artı yani iyi ki yani bir insanın üstüne falan düşmüyor. Çatılarda kar düşüyor. Kar kayıyor aşağıya. Bak şu anda bir tane de arı var. Yani bu havada arı çıkmış yani. Çiğdemler çıkmış. Artık şurada 10 gün sonra da arıların bakımını yapmak lazım. Kek isterse kek vereceğiz. Ondan sonra tabii isterse kışın asker sayısı düşer, ölür arının birazı.
Eğer zayiat yoksa sıkıştıracağız arıları. Kek vereceğiz. Şimdiden sonra yavruyu açılacak. Yavru açıldıktan sonra da bal zamanına kadar askerini tamamlayacak. Tahanla keşke mesela çok zor oluyor. Oturduğum yerden hem Bozkır'ı görüyorum hem de Üzüm Köyü. Gerçekten manzara 10 numara. Bu bulunduğum yerin ismi de şey. Bizim köyün elmalık bahçeleri var. Bahçelerin arasındaki yer Kaldırımın Tepesi diyerek geçiyor bu şu anki bulunduğum yer. Yani elimden geldiği kadar mıntıka mıntıka, bölge bölge anlatmaya çalışıyorum. Ha, izleyicilerim içerisinde tabii bizim köylüler de var. Zamanında çocukken köyde yani köy yerinde oldu da bu dediğim yerlerde mıntıka, bu mıntık olarak söylediğim yerlerde mazisi anısı olmayan insanlar yoktur. Hiç olmazsa onlara bir nebze olsun. O günleri hatırlatabiliyorsak özellikle yani bizim köydeki köylü insanlara ne mutlu bize. Çayda çay olmuş ama zaten dağdaki çayın hepsi güzel oluyor ya. Çay demini aldım mı içmeye başladım mı çok güzel. Yani geri mesela metropollerde çaylar niye yormuyor? Adam çay demliyor, satamıyor. Yedeğin üstünde beklediği zaman, ocağın üstünde beklediği zaman çay bekledik süre tadı değişiyor. Eskiyor çay. O yüzden dağdaki çayı hiçbir yerde bulamazsın. Buradan Bozkır'ın Hacılar Köyü'nden İbrahim abi var. İbrahim Kanar. Ona buradan çok selam yolluyorum. İbrahim abi de yani bildiğim kadarıyla benden büyük. O yüzden abi diye hitap ediyorum. Yani büyük olmasa da fark etmez. Zamanında İbrahim abi de çok koyun geçi uyutmuş burada hayvancılığa uğraşmışlar. Şu anda Avrupa'da.
Buradan ona. O ne ya? Köpekle bir sigorta aşağı gitti arkadaşlar. Arkadaşlar, domut kafasını da 5 yıl önce koymuştum bu ağacın arasına.
5 yıldır duruyor. Bu üst domuzun üst çenesi. Yani bu bileğisi. Yani domuzun, o azılı domuzların ağzındaki dişleri bu bileğiyor. Alt çenesi daha aşağıdaydı. Onun da ağacın başında ama o büyüğüydü. Yani gerçekten bu trofi avcılar var işte. Santimle şey yaptıkları, domuzun dişini çıkarıp aksesuar olarak kullanıyorlar. Ama gerçekten çok büyüğüydü. Aynı bir hilal şeklinde. Böyle nadir var bizim buralarda şimdi domuz. Yol boylarında güzel ot var arkadaşlar. Güney olduğu için buralarda toprak çabuk ısınıyor. Hem fazla kar tutmuyor hem de sıcak olduğu için otlar yavaş yavaş artık büyüme moduna girdi. Eto tehlikeyi sezdi. Arkadaşlar tam burası kurtların geçit bölgesi. Belki de yukarıda görüyor. Ama biz onu göremiyoruz. Bir şekilde koku geliyor. Garip de gitti yukarıya. Eto da gitti. Belki babi ile zehir de yukarıdadır. Orada! Gözünü seveyim Eton be. Vay aslanım vay. Ha, babi de gidiyor. Bir kesim şey var arkadaşlar. Zehir de gidiyor. Var var. Bunlar değilse birdenbire yukarı yağmazlar. Boğazın içinden saklanarak gelir. Ama işte dediğim gibi köpeklerin kok almadığı yüksek su olduğu için öyle belirli bir mesafeye girdiği zaman hemen kokusunu alabiliyorlar. Bu tarafta arkadaşlar su yok. Sadece bir çeşme var. Bu da çok az bir şey yapıyor ama hayvanlara yetiyor. İleriden bayağı 300 metre ileriden koyunu bırakıyorum. Çünkü hepsi birden yıkıldığı zaman iş hani sığmıyor. Ama içen gidiyor. Arka tarafta bak görüyorsunuz. İçen çekip gidiyor. Nereye gidecek şuna? Bunu
Buzlar çözülmeye başladı. Karın içinde koyunların kütlesi çamur oluyor arkadaşlar.